Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlerle bu videomuzda katı basıncının soru çözümlerini yapmaya başlayacağız. Soru çözüm videolarının ilkini anlatmaya başlayacağız, yapmaya başlayacağız. Arkadaşlar önce videomuza başlamadan önce hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve aynı zamanda bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederek hem bizlere destek verebilirsiniz. Hem de arkadaşlar atılan her videodan hemen haberdar olarak videoları izleme şansına erişebilirsiniz dedikten sonra şimdi vakit kaybetmeden hemen arkadaşlar soru çözümlerimize başlıyoruz. 50'ye yakın soru çözeceğim, bilin, tamam mı? Alabildiğim bütün soruları yeni nesil sorulardan, efendime söyleyeyim çıkmış sorulardan, gelebilecek sorulardan veya konu öğretici sorulardan olmak üzere sorular harmanladım. Bu soruları da dinlediğiniz takdirde bu konuyla alakalı hiçbir sıkıntınızın kalmadığını kendinizle göreceksiniz abicim. Şimdi vakit kaybetmeden hemen sorularımızı çözmeye başlayalım. Dikdörtgenler prizması şeklinde bir kutuyu, bak bir tane kutum var, 3 farklı şekilde yerini koymuş, 3 farklı şekilde yerin zeminine koymuş. Pınar diye bir kardeşimiz var. Bu kutunun zeminine yaptığı basınç değerleri hesaplanmış, tamam mı? Bak şimdi taban alanı demiş ki, taban alanı 2A iken, yani şöyle koyduğum zaman şuranın alanı 2A'ymış, kutunun zemine yaptığı basınç 5B'ymiş, gördünüz mü? Şöyle koyduğu zaman taban alanı 5'e çıkmış. Bak şöyle koyduğu zaman taban alanı 5'e çıkmış. Basınç 2P'ye düşmüş. Şöyle koyduğu zaman taban alanı şöyle gördüğünüz zaman 10'a çıkmış. 10'a çıktığı zaman da basınç P'ye düşmüş. Yani ne yapmış? Taban alanı ne kadar küçükse basınç o kadar fazla. Taban alanı ne kadar büyükse basınç o kadar az. Neden? Çünkü formülüm C bölü S. Yani ağırlık bölü taban alanı değil mi abicim? Ağırlık. Ağırlık her üçünde aynı mı? Aynı. Üçünde de aynı kibrit kutusu konuluyor. Geçtim. Beni ilgilendiren nokta buydu. Taban alanı konusuydu. Taban alanı ne kadar büyürse, bak gördüğünüz üzere taban alanı ne kadar büyürse basınç o kadar küçülüyor. Değil mi abicim? Olay bu kadar basit. Örnek. Burası 12 olsun. Ağırlığı hepimizde 12 olsun. Al. Taban alanı burada 4 olsun. Taban alanı burada 4 iken ne oldu? Basınç 3'e düştü. Tamam mı? 3 oldu. Taban alanı burada 1 iken ne olacak? 12. Taban alanı 1 iken basınç ne oldu? 12. Bak gördün mü? Taban alanı azken basınç fazla. Taban alanı büyüdükçe, yani 4 oldukça basınç ne oluyor? Küçülüyor. Bize göstermek istediği bu. Elde ettikleri değerleri yukarıdaki tabloya kaydeden Pınar bu tabloyu kullanarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşabilir demiş. Bakalım. Zemine etki eden kuvvet arttığında basınç azalır. Böyle bir şey yok. Bana böyle bunu zaten vermemiş. Bir kere de yanlış söylemiş. Zemine etki eden kuvvet azaldığında basınç artar. Geç, böyle bir şey yok. Cismin taban alanı arttığında, eyvallah, bak cismin taban alanı arttığında basınç azalıyorsa iş biter. Basınç azalır. Eyvallah, doğrudur. Gördün mü abicim? Cismin taban alanı arttığında basınç azalır. Kuvvetle ne alakam var? Eğer ki taban alanı aynı olsaydı, taban alanı mesela hepsinde 2 olsaydı, 2S olsaydı. Bak kuvvet dedi ağırlık. Kuvvet arttığında, kuvvet 6 iken 6'yı 2'ye bölersen 3 çıkar. Kuvveti 12 yaparsam, yani ağırlığı arttırırsam taban alanı aynı kalmak suretiyle basınç 6'ya çıktı. 20 olursa basınç 10'a çıkar. Gördün mü? Yani taban alanı aynı kalmak suretiyle ağırlığı, yani kuvveti arttırırsam basıncı arttırırsın. Ağırlık aynı kalmak suretiyle taban alanını arttırırsan, bak ağırlık aynı, aynı kibrit kutusu. Taban alanını arttırırsan basıncı ne yapıyorsun? Azaltıyorsun. Gözünle de gördün abicim, tamam mı? Olayın ne olduğunu gözünle de gördün. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza. Özdeş tuğlalar yatay bir masa üzerine 4 farklı şekilde konuluyor. Gördüğün gibi 4 farklı şekilde konmuş. Özdeş mi? Özdeş. Tamam, süper. Bakalım şimdi diyor ki. Buna göre hangi şekilde tuğlaların masaya uyguladığı basınç en büyüktür demiş. En büyüktür demiş. Bak şimdi abiciğim. Bir, formülü yazarım. Formülüm ne? Ağırlık bölü taban alanım. Birincisi, ağırlığım fazla olsun, taban alanım küçük olsun. Buna böldüğüm zaman en büyük değere ulaşım. Bana en büyük basıncı soruyor değil mi? Ağırlığı en fazla olana bakacağım. Şimdi ağırlığı en fazla olan. Bunun ağırlığı ne kadar? 2. Bak şöyle olduğu zaman taban alanına S diyeyim. Şöyle olduğu zaman taban alanına 3S diyeyim. Tamam mı? Bak taban alanına. Yani burada 3S oldu. Burada S oldu. Tamam mı? Bak gördüm. Bir. İkincisi, her bir
kutunun her birinin ağırlığına da ne diyeyim abicim, bölünebilen bir sayı olsun. 12 olsun ya. Her birinin ağırlığı da her birinin ağırlığı da ne olsun? 4 olsun. Tamam mı? Her birinin ağırlığı da 4 olursa bölünmez. 8. 6 olsun. Her birinin ağırlığı da 6. Tamam mı? Her birinin ağırlığına 6 dedim. Bak şurası 6. 6. Gelelim buna. Şurası 6. 6. Her birinin ağırlığı 6. Taban alanlarında yazdım. Kafana girsin diye böyle gösteriyorum. Sonra mantığını zaten söyleyeceğim. Bak bunun basıncına baktım. Bunun basıncı ağırlığı kaç? 6 burada. 6 burada 12. Taban alanı ne? S. Al bunun basıncı 12 bölü S. Tamam mı? S'ye de 1 diyebilirsin ya. Hiçbir şey olmaz. Al bunun S 1 dedim. Al bunun basıncı 12 çıktı. Buna baktım. 6 6 12. Ağırlık 12. Taban alanı ne? 3. Böldüğüm zaman basınç kaç çıktı? 4. Bak. Geldim buna. Ağırlık 6, 12, 18. 18 bölü. Ağırlık ne kadar? Taban alanı ne kadar? 3. Al bunun basıncı kaç çıktı? 6 çıktı. Buna bakarım. Ağırlık ne kadar? 18. Taban alanı ne kadar? S. Yani 1 kadar. Böldüğüm zaman kaç çıktı? 18. Gördün mü? En fazla basınç hangisinde oluşuyormuş? 4 numarasında oluşuyormuş. Zaten bakacaksın abicim. Eğer böyle değer vermeden çözüyorsan. Lan ağırlık en fazla bu mu? Bu. Taban alanı en küçük olan bu mu? Bu. O zaman en fazla basınç bundadır. Tamam mı? Yani gördün mü? Olay bu kadar basittir. Ya bu ya bu olacaktı zaten. Baktığın zaman taban alanı en küçük olan. Ağırlık aynı kalmak. Bak bunun 12 çıktı. Bunun 6 çıktı. Gördün mü abicim? Yani eğer unuttun lan, eğer bu kafanı karıştırıcı bir soru geldi. Hiç üşenme. Hemen güzellikle gel şeyi ver. Değerini ver. Değerini verdikten sonra da rahat rahat sorunu çözebildiğini göreceksin zaten. Gelelim şimdi bir başka sorumuza arkadaşlar. Bir başka sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırmak amacıyla yapılmıştır? Basıncı arttıralım. Basıncı arttıralım. Basıncı nasıl arttırırım? Taban alanını küçülttüm. Bitti bu kadar. Taban alanının formülüne G bölü S. Basıncı nasıl azaltırım? Bak bir. Basıncı nasıl arttırırım? Bir. Bunu küçültürüm. Örnek. Mesela 12 bölü 4 iken, 12 bölü 4 iken, yani ağırlık 12, taban alanı 4 iken basıncım kaç çıktı? 3. Basıncı arttırmak istiyorum. 1. Ne yaparım biliyor musun? Şunu küçültürüm. Bunu 4 değil de 1 yaparsam 12'yi 1'e böldüğüm zaman kaç çıkacak? 12. Birincisi bu. İkincisi ne yaparım biliyor musunuz? Aynı kalmak şartıyla basınç, yani taban alanı 4 iken ağırlığını arttırırsam, ağırlığını ben 30, 40, 50 yaparsam basıncı arttırabilirim. Bitti bu kadar. Yani iki tane. Ya taban alanını küçülteceğim ya ağırlığını arttıracağım. Bana ona göre şey yapacağız. Basıncı arttırmak için rayların şekil bozukluğuna uğramaması için trenlerde tekerlek sayısının arttırılması. Al abicim şimdi bak, al bir tane tren çizdim. Trenin ağırlığına şöyle şöyle yapalım. Trenin ağırlığına 100 diyeyim. Taban alanı ne şu anda? 2. Gördün mü? 2. Ağırlık bölü taban alanı yaptığım zaman ne çıktı? 50 çıktı. Bak G bölü S formülünü yazdım. Tamam mı? 50. Teker sayısını arttırayım ya. Al 4 tane teker koyayım. Ne oldu? Ağırlığım gene aynı 100. Ağırlığım aynı 100. Taban alanı ne oldu abicim? 4'e çıktı. Hop ne oldu? 25. Yani sen ne kadar çok teker koyarsan taban alanını o kadar arttırırsın. Arttırdığın için de basıncı azaltırsın. Bu basıncı azalttırmak için yapılmış bir şeydir. Bana arttır diyor. Meyvenin daha rahat kesilmesi için bıçağın keskinleştirilmesi. Aha da burada bir dururum. Unutmayın abicim. Tamam mı? Bak unutmayın. Şu bir bıçak. Ne kadar çok bunu inceltirsem, ne kadar çok küçültürsem burayı, ne kadar çok inceltirsem taban alanını ne olmuş oluyorum? S'yi azaltmış oluyorum. Tamam mı? Ne kadar çok? Ağırlık aynı. Taban alanı azalırsa ne olacaktır? Basınç artacaktır. Bakın böyle sorularda çivi, raptiye, bıçak mutlaka bunlar sorulur. Raptiyenin batmasının nedeni ucunun sivri olmasıdır. Ucunun sivri olması basıncını arttırmak içindir. Bıçağın keskinleştirilmesi basıncın arttırılması içindir. Unutmayın abicim. Veya krampon giyme basıncın arttırılması içindir. Topuklu ayakkabı basıncın arttırılması içindir. İki ayaktan tek ayaklı üzerine durma basıncın arttırılması içindir. Tamam mı? Geldik bu. Doğru cevabımız bu ama diğerlerine bakalım gene, tamam mı? Karda daha rahat yürümek için kar ayakkabısı. Normal ayakkabı bu. Kar ayakkabısı bu. Tamam mı? Şöyle raket biçiminde. Şimdi karda batmak istemiyorsun. O zaman basıncın az olması lazım. Basıncı nasıl azaltırım? Taban alanını arttırarak. Bak gör, tamam mı? Örnek. Normalde 12 bölü 4 3'tü değil mi? Normal veriyorum. Bak. Ağırlığım aynı. Taban alanımı arttırırsam, taban alanımı 4'ten ne yapayım biliyor musun? 6'ya çıkarayım ya. 4'ten 6'ya çıkarırsam basınç kaç oldu? 2. Bak normalde 3'tü. Taban alanımı arttırdığım zaman basıncı azaltırım. Mantık budur. Geç, bu değil.
Bu da geniş tekerli yapılması traktörlerin basıncı azaltmak için yapılmış bir uygulamadır abicim. Doğru cevabımız Bolu olarak zaten karşımıza çıkmış oluyor. Geldik, diyor ki aşağıdakilerin hangisinde tahtaya uygulanan basınç en fazladır? Şurada tahtaya uygulanan basıncın en fazla olduğu şıkkı bulacağım. Zaten ben buradayım diyor, tamam mı? Ben buradayım diyor. Bir kere hepsine aynı parmakla bastırdığın için hepsine uygulanan ağırlık aynı. Doğru mu? Hepsine aynı ağırlığı uyguluyorsun. Basıncı arttırabilmem için ne yapmam lazım? Taban alanının en küçük olması lazım. Yani G bölü S formülünden hepsinde aynı parmak olduğu için G'ler aynı. Şu S'lere bakacağım. Bak, bunun S'si bu. Bunun S'si şu. Gördün mü? Bunun S'si şu. Bunun S'si bu. Hanginin S'si daha küçükse basınç daha fazla olacağı için tahtaya daha iyi gömülecektir. Yani ben buradayım diye bas bas bağırıyor. D şıkkı, tamam mı? Bas bas bağırıyor. Dediğimiz gibi parmağın ucu, yani parmağın şey, parmak aynı parmak, şeyin ucuna bakacaksın. Raptiyenin ucuna bakacaksın. Hangisinin ucu inceyse onun batma miktarı daha fazla olacaktır diyoruz. Ve bir sonraki soruya hemen geçiyoruz. Tamam mı? Geldik. 3 tane vermiş. Bir kişi için 1, 2, 3'te verilen durumlarda yere uyguladığı basıncı küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Bak, birinde yatmış. Taban alanı bu. Bak, birinde taban alanı bu. Gördün mü? Bak, taban alanı bu. Oldukça fazla. Birinde taban alanı bu. Bak, birinde taban alanı bu. Birinde de taban alanı bu. Taban alanı ne kadar küçükse basınç o kadar büyük olur. O zaman en fazla basınç bundandır. Taban alanı en küçük bu. Formül ne? G bölü S. G aynı kişiyiz. Ağırlığımız aynı. Beni ilgilendiren ne? S. S ne kadar küçükse basıncım o kadar büyüktür. S ne kadar büyükse basıncım o kadar küçüktür. O zaman en küçük basınç bunda. Yani en küçük 3 numarada. Sonra 2'de, sonra 1'de. Yani 1 büyüktür 2'den, 2 büyüktür 3'ten diyoruz. En büyük basınç bu. Yani doğru cevabımız da Adana olarak karşımıza çıkmakta diyoruz abicim. Tamam mı? Şöyle bakalım. Al bir tane daha soru. Hemen bir tane daha soru. Şekilde verilen demir cisimlerden oluşturulan aşağıdaki blokların hangisinde yere uygulanan basınç en büyüktür demiş. Bak, basınç en büyüktür. Şimdi bir, en büyük olabilmesi için, en büyük olabilmesi için birincisi ne yapacağım abicim? Ağırlıkları zaten aynıdır. Taban alanına bakacaksın gene. Taban alanına bakacaksın. En küçük olanı seçeceksin. Taban alanına bakıp en küçük olanı seçeceksin. Taban alanına baktığım zaman şimdi ağırlık hepsi aynı. Çünkü aynılarını kullanarak, ya bak, bir mesela şu kare, şu aynı. Gördün mü? Üçünde de aynısını kullanmış. Bu burada, bu burada, bu burada, ama bu yan çevrilmiş durumda. Bak, altı bununla bunu bir tutmayın. Bak, burada daha küçük, gördün mü? Burada taban alanı buna göre daha küçük. Bak, bunda bu kadar, bunda bu kadar. Beni ilgilendiren bu. Taban alanım ne kadar küçükse benim basıncım o kadar büyüktür. Bitti, bu kadar. Bak, güzel bir soru. Sadece dikkat sorusu. Dikkatlice bakacaksın. Hangisinde taban alanı daha küçükse onun zemine yaptığı basınç daha büyüktür. Tamam mı? Mesela şunların basıncı eşittir. Bak, gördün mü? İkisi de aynı. Bunların basıncı eşittir. Ama bunun duruşu birazcık daha böyle dik durmuş. Bu biraz daha şöyle yayvan durmuş. Dik durduğu için tabana uyguladığı basınç bu noktada daha fazladır abicim. O yüzden de doğru cevabımız Bolu'dur diyoruz. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalımıza abone olmayı, hala abone değilseniz hemen abone ol butonuna basın arkadaşlar. Abone olmayı sakın unutmayın. Ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan hem beğenin hem de takip etmeyi unutmayın. Dediğimiz gibi Instagram'dan ve YouTube'dan eğer abone olursanız arkadaşlar, attığımız videonun, attığımız konuların, attığımız sorulardan hemen haberdar olursun. Güzel bir yıl geçirir. Ondan sonra da güzel bir yeri kazanır. Hayatına mutlu bir şekilde devam edersin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.